Ali Cengiz oyunu. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, kara tavuk kömürcü, saksağın berber iken, uçan halıya bindim, dağlar aştım, denizlerin üstünden geçtim, Keloğlan'ın köyüne varmadan uçan halıdan indim. Köy desen, köy değil. Şehir desen, şehir değil. Topal arıyı sağsalar, bir kova arı sütü. Bir yumurta kırılsa, kocaman bir horoz çıkar içinden. Güler yüzlü, neşeli insanların yaşadığı bir köy işte. Bu köyde Keloğlan'la anası eski evlerinde birlikte yaşardı. Keloğlan her gün sabah erkenden sürüsüyle yola çıkar, akşam karanlığına kadar dağlarda, bayırlarda dolaşırdı. Kelebekler kel başına konardı türkü söyleyince. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Keloğlan büyüdü, evlenecek yaşa geldi. Eli ayağı iriledi, boyu uzadı. Yaşıtlarının hepsi evlendi ama bizim Keloğlan bir türlü evlenemedi. Yoksul olduğundan değil, köyünün kızlarını beğenmediğinden. Günlerden bir gün... Ana, beni evlendir. Ben evde bahçede bu ihtiyar halimle çalışıyorum. Yün eğiriyor, çorap örüyorum. Tavuktu, yumurtaydı, ne denkleştirirsem pazarda satıyorum. Sen de çobanlık ediyorsun da ancak geçiniyoruz. Düğün para ister, aş ister. Keloğlan anasının dizlerinin dibine oturdu. Ana, cennet çiçeği ana. Sen üzülme, önünü ardını hiç düşünme. Bu saydıklarının çaresi bulunur. Engel dediğin nedir ki? Dağ olsa aşılır, deniz olsa geçilir. Sen kız evine gitmeye hazırla. Anası ne diyeceğini bilemiyordu. Bu Keloğlan kimi ister acaba diye düşünüyordu. Söyle bakalım Keloğlan, yüzü güleç oğlan. Düğün için hazırlık yaptık diyelim. Kimin kızını isteyeceğiz? Hangi kapıya varacağız? Keloğlan bir sır saklar gibi bekliyordu. Başını kaldırdı, anasının gözlerine baktı. Bunda düşünecek ne var ana? Bu yörenin en haz, en güzel kızını isterim. O da padişah kızıdır. Baktı, oğlunun gönlü çok yukarılarda. Olmaz gidemem dese de Keloğlan diretti. Kel kafası kızardı, çakır gözleri irileşti. Anası 40 yıllık elbiselerini sandıktan çıkardı, giyinip kuşandı, yola çıktı. Padişahın kapısına varır varmaz dilek taşına oturdu. Kapıcılar, bostancılar, baltacılar Keloğlan'ın anasını görünce ne istediğini ne dilediğini sordular. Padişahı görmek istediğini söyledi. Haberciler padişahın huzuruna çıktılar. Padişah da kendisini görmek isteyen bu fakir kadını merak etti. Çağırın, gelsin, dedi. Keloğlan'ın anası kapılardan geçerek, bahçelerden dolaşarak, avluları aşarak, sofalardan yürüyerek padişahın odasının önüne vardı. Korkudan, heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Bir süre oracıkta bekledi. Perdeyi açıp içeri girse bir türlü, girmese bir türlü. Padişahı kızdıracağından, Keloğlan'ı cellada vereceğinden korkuyordu. Ne olacaksa olsun dedi içinden. Gözünü yumdu ve içeri girdi. Selam vererek padişahın tahtının önüne yaklaştı. Gel bakalım. Çekinme, telaş etme. Ne dilersen anlat bakalım. Padişahım efendim. Adaletli olduğunuzu bilmeyen yoktur. Hem de çok merhametlisiniz. Benim bir oğulcağızım var. Keloğlan diye bilinir. Ne olmuş Keloğlan'a? Oğlum çobandır. O dağda, ben bahçede gece gündüz çalışıp geçiniriz. Dün karşıma dikildi. Yaşıtlarım evlendiler, çoluk çocuk sahibi oldular. Beni everiver dedi. Uygun birini arayalım dedim. O ise padişahın kızını isterim diye tutturdu. Aman padişahım, beni bağışla. Ne edeyim, evlattır. Gönlü yücelerde, aklı havalarda. Bunda kızılacak ne var? Genç değil mi? Gönlü elbet yücelerde olur. Bir kızı 40 kişi ister, birine kısmet olur. Senin bu Keloğlan'ın Ali Cengiz oyununu öğrenirse kızımı ona veririm. Kadıncağız bu sözler karşısında ne diyeceğini bilemedi.
Yüzünde çiçekler açtı sevincinden. Dualar etti yüce padişaha, sonra da evinin yolunu tuttu. Varır varmaz bu güzel haberi Keloğlan'a söyledi. A benim Keloğlum, Keleş oğlum, işin oldu, sana gün doğdu. Ama padişahın bir şartı var. Ali Cengiz oyununu öğrenirsen kızını sana verecek. Üzülme ana. Ondan kolay ne var? Şimdi yola çıkar, gider Ali Cengiz'i bulurum. Oyunlarını, düzenlerini, neyi varsa öğrenirim. Ali Cengiz yüzü çilli, boyu kısa bir adamdı. Onu görenler dilenci olduğunu sanırdı. Ama hünerlerini anlatmak için 1000 yıl lazım. Dünyanın 4 bir bucağından delikanlılar akın akın yanına gelir, 40 gün yanında çalışır, bütün oyunları öğrenirlerdi. 40. gün, oyunları, düzenleri baştan sona öğrendiniz mi diye sorar, öğrendik derlerse hemen onları evinin altındaki mağaraya indirir, keser, doğrar, kör kuyuya atardı. Çünkü hiç kimsenin yerine geçmesini istemezdi. Keloğlan'la anası az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Bir de arkalarına baktılar ki bir arpa boyundan az yol gitmişler. Yorgunluk gidermek için bir ağacın gölgesine oturdular. Azık torbalarını açıp peynir ekmek yediler. Tam kalkıp gidecekleri sırada at üstünde bir adam yanlarına yaklaştı. Nereden gelir, nereye gidersiniz? Ali Cengiz oyununun ustasını aramaya çıktık. Yoluyla, yordamıyla oyunlarını, hünerlerini öğrenmek istiyorum. Meğer Keloğlan'ın karşısındaki adam Ali Cengiz'in kendisi değil miymiş? Ali Cengiz dedikleri usta benim. Evime gelir, işime, hizmetime 40 gün bakarsın. Her gün bir oyun, düzen, hünер öğretirim sana. 40. gün imtihan olur, köyüne dönersin. Keloğlan'ın içi içine sığmıyordu. Torbasını topladı, anasının elini öptü, onu köye uğurladıktan sonra Ali Cengiz'e yola çıktılar. Biri atlı, biri yaya köye vardılar. Ali Cengiz'i karısı ve kızı karşıladı. Keloğlan'ı odasına yerleştirdi ve komşuları dolaşmaya çıktı. Bu sırada kızı gizlice Keloğlan'a seslendi. Keloğlan. Hı? Keloğlan. Hı? 40 günde bütün oyunları öğreneceksin. Hı? 40. günün akşamı babam seni imtihan edecek. Hı? Oyunların, düzenlerin, hünerlerin hiçbirini öğrenmiş görünme. Hangi oyunu sorarsa bir kuralını eksik söyle. Öğrendim usta dersen kafanın kesildiği, kör kuyuya atıldığı gündür. Bunu sakın unutma. Unutmam. Keloğlan kıza teşekkür etti. O gece ilk oyundan başladılar. Keloğlan en küçüğünden en büyüğüne doğru bütün oyunları 39 günde öğrendi. 40. günün akşamı Ali Cengiz'in karşısına çıktı. Hangi oyunu sorsa eksik söyledi. Oyunları birbirine karıştırdı. Oğlum Keloğlan, gözleri çakırda kendisi bakır oğlan. Şu oyunu öğrendin mi ha? Yaman usta, aklım karıştı. Bir oyunu diğerinden ayıramaz oldum. Bir daha anlatırsanız belki öğrenirim. Budala oğlum, vay benim emeklerime, boşa geçen günlerime. Sevinçlerini dışa vurmadı, ikisi de. Ustası Keloğlan'a izin verdi, köyüne gönderdi. Keloğlan da torbasını topladı, değneğini aldı eline, düştü yollara. Az gitti, uz gitmedi. Pınarlardan soğuk sular içerek, kırlardan menekşeler toplayarak, kuşlarla türküler söyleyerek yoluna devam etti. 40. gün kendisini karşılamaya çıkan anasıyla ormanda karşılaştı. İhtiyar anasının elini öptü, duasını aldı. Tam o sırada bir de ne görsünler? Az ileride avcılar tavşan avlamıyorlar mı? Ana! Bak şimdi bir oyunumu göstereceğim sana. Kazı olacağım. Oraya buraya saklanıp tavşan avlayacağım. Avcılar beni senden satın almak isteyecekler. 5 altına pazarlık edersin ama sakın unutma. Boynumdaki tasmayı verme.
Tasmayı verirsen beni bir daha göremezsin. Keloğlan bu sözlerini bitirir bitirmez hop dedi, bir tazı oluverdi. Çalıların içinden sıçrayarak kaçan tavşanı sırtından yakaladı. Avcılar onu görünce şuraya bakın, kuş kanatlı kartal penceli bir tazı bu dediler. İhtiyar kadına 10 altın vererek tazıyı satın aldılar. Kadın da tasmayı çıkarıp tazıyı avcılara verdi. Avcılar tazıyı alıp giderken bir tavşan daha beliriverdi. Tazı oynayarak zıplayarak peşine düştü tavşanın. Yokuş yukarı doğru koştular. Tepeyi aşınca ikisi de gözden kayboldu. Avcılar tazıya bir türlü yetişemiyorlardı. Dağın yamacında ihtiyar bir oduncuyla karşılaştılar. Az önce buradan siyah renkli bir tazı geçti mi? Şimdi geçti. Şu tepeyi aştı. Rüzgar gibi uçtu gitti. Avcılar o yana doğru koştular. Onlar tazının peşinde koştura dursun. İhtiyar oduncu kılığındaki Keloğlan anasının yanına geldi. Köylerine doğru yola çıktılar. Ali Cengiz'in uçan kuştan haberi olurdu. Olanları duymuştu. Ama işin aslını öğrenmek istiyordu. Birlikte iki cambaz oynamaz diye düşünüyordu. Keloğlan'ın keyfine diyecek yoktu ama avcılardan aldıkları son altını da harcamışlardı. Elde avuçta para kalmadığı için beyaz küheylan kılığına girmeye karar verdi. Ana, gel hele, şu yulları boynuma bağla. Beni pazara götür. Tüyden yumuşak yelemi durmadan tara. Nazla beni yavru bir tayı nazlar gibi. Sat beni 100 altından aşağı, pazarlığı kabul etme. Pazarlık bitince de yulları boynumdan çözer alırsın. Yulları unutursan bir daha beni göremezsin. Keloğlan önce kişnedi, bir anda beyaz yeleli bir küheylan oluverdi. Anası yularını bağladı, pazara doğru yola çıktı. Pazarın içinde beyaz bir bayrak gibi uçarak giden küheylanı görenler hayret içinde ona bakıyorlardı. Sayısız alıcı kadının çevresine toplanmıştı. Ali Cengiz de pazardaydı. Kadını tanıdı. Bu güzel atı kaça satarsın? 100 altın. Ali Cengiz kadının elini tuttu. 100 altın yerine 200 altın verdi. Ama bir şartım var. Küheylanla yuları da isterim. Kadıncağız 200 altını görür görmez gözleri iri iri açıldı. Yuları uzatacağı sırada beyaz küheylan kar beyazı bir güvercine dönüştü. Uçtu gitti. Ali Cengiz de kartal oluverdi. Görenlerin aklı uçup gitti. Güvercin ne kadar uçar? Kartal bir anda güvercine saldırdı. Güvercin bir demet gül oluverdi. Sarayın avlusunda oturan padişahın kızının kucağına düştü. Güzel kız böyle birdenbire kucağına düşen gül demetini öyle sevmiş, öyle sevmiş ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Hemen babasının yanına koştu. Ali Cengiz bu arada dilenci kılığına bürünmüştü. Sarayın bahçesinden içeri girdi. Padişahım, adaletli, merhametli padişahım. Elimdeki gül demetini bir kuş kapmıştı. Uçarken gülleri sarayın bahçesine düşürdü. İzin verin de güllerimi versinler. Benim için onlar çok değerlidir. Dilenci hem yalvarıyor hem de ağlıyordu. Padişahın kızı bu gül demeti benim kısmetimdir diyor, kimseye vermeyeceğini söylüyordu. Padişah ise başkasına ait bir şeye sahip olmayı şanına yakıştıramazdı. Gerçekten çok adaletli ve iyi kalpli bir insandı. Kaşlarını çatınca kızı gülleri dilenciye vermek zorunda kaldı. Dilenci elini güllere uzatınca gül demeti darıya dönüşüp etrafa saçılıverdi. Dilenci kılığındaki adam da anaç bir tavuk oldu. Civcivleriyle gıt gıt gıdaklayarak yerdeki darıları yemek istedi. Keloğlan kırmızı bir tilkiye dönüştü bir anda. Anaç tavukla civcivlerini midesine indirdi. Padişahla kızı bir köşede olanları şaşkın şaşkın seyrediyorlardı. Acaba ortalığı cinler mi bastı yoksa rüya mı görüyoruz diyorlardı. Göz göze geldiler. Ne olduysa o anda oldu. Tilki kılığındaki Keloğlan yakışıklı bir delikanlı olarak ortaya çıkıverdi. Baba kız onu çok beğendiler. İşte
padişahım. Keloğlan benim. Anamı size göndermiş, hanım sultanla evlenmek istediğimi bildirmiştim. Siz de Ali Cengiz oyununu öğrenmemi şart koşmuştunuz. Ali Cengiz'i yanınızda yendim. Bunu gözlerinizle gördünüz. Hem artık dünyada bu oyunları, bu düzenleri benden başka bilen kimse kalmadı. Ben sözümde durdum. Şimdi sıra sizde padişahım. Padişah verdiği sözden dönmenin iyi olmayacağını düşündü. Bu Keloğlan'ın Ali Cengiz oyunlarıyla başa çıkmak da çok zor diyordu içinden. Sonunda onu yanına almaya karar verdi. Seni kendime damat ettim. Bugünden itibaren vezirimsin. Dört bir yana haberciler gönderildi. Davullar vuruldu. 40 gün 40 gece süren düğünle evlendiler. Keloğlan anasını yanına aldı. Sarayın en güzel odalarından birini ona ayırdı. Masal bu ya. Mutlu bir hayat yaşadılar.